Herkese merhabalar. Çiçeğin tariflerine hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu pastayı sevmeyen yoktur dediğim en kolay pasta tariflerinden bir tanesi olan pratik köstebek pasta tarifi hazırlıyoruz. Bu nefis köstebek pasta tarifine geçmeden kanalıma abone olursanız çok sevinirim. İlk olarak köstebek pastanın kekini hazırlayarak başlayalım. Bunun için 3 yumurtanın üzerinden 1 su bardağı toz şekerini ekledim. Ve yumurtalar ile toz şekeri yumurtaların rengi iyice açılıncaya kadar çırpıyorum. Yumurtaların rengi iyice açıldı ve köpük köpük yoğun bir kıvama geldi. Mutlaka bu kıvama gelinceye kadar çırpma işlemine devam edin ki kekiniz güzelce yumuşacık olsun. Şimdi içerisine 1 su bardağı süt, yarım su bardağı ayçiçek yağı, 2 yemek kaşığı kakao, ve 2 su bardağı un ekliyorum. Bir paket şekerli vanilin. Ve son olarak bir paket de hamur kabartma tozunu ekledikten sonra şimdi kekin tüm malzemeleri iyice karışıncaya kadar tekrar mikser ile karıştırıyorum. Kakaolu pandispanyanın harcı artık tamam. Şöyle hemen size kıvamını da göstermek istiyorum. Çok güzel kıvamlı bir kek harcı hazırlamış olduk. Şimdi hazırlamış olduğumuz bu kakaolu keki yağlı kağıt sermiş olduğum 26 cm çapındaki kelepçeli kalıbın içerisine aktarıyorum. Ve önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında pişmeye gönderiyorum. Köstebek pastanın keki yaklaşık 25-30 dakikada güzelce pişiyor. Piştikten sonra fırından çıkarıp oda sıcaklığına gelinceye kadar dinlendiriyorum. Pastanın keki dinlenirken biz de kremasını hazırlayalım. Bunun için 2 poşet toz krem şantinin üzerinden 1 su bardağı soğuk süt ekliyorum. Ve güzelce çırparak krem şantiyi hazırlıyorum. Koyu kıvamlı bir krem şanti hazırlıyoruz köstebek pasta için. O yüzden 2 poşete 1 su bardağı süt kullandım. Bu şekilde koyu kıvamlı olması gerekiyor güzel ve düzgün durması için. Krem şantiyi hazırladıktan sonra içerisine yaklaşık 3-4 yemek kaşığı kadar bitter damla çikolata da ekledim. Onu da karıştırdıktan sonra köstebek pastanın kreması da artık hazır. Şimdi sıra geldi köstebek pasta şekli nasıl verilir sorusunun cevabına. Kalıptan çıkardığım keki bir tabağa aldım ve üzerinden bir pasta tabağı koyup bıçak yardımıyla bu şekilde kekin ne kadarlık bir kısmını çıkaracağımı belirledikten sonra bir yemek kaşığı yardımıyla kekin ortasını oymaya başlıyorum. Bu şekilde etrafını belirlediğimiz için ortasını oymak çok daha kolay oluyor ve şekli de gayet güzel ve düzgün oluyor. Gerçekten inanılmaz güzel yumuşacık bir kek hazırlamışız. Oradan da yumuşaklığını anlayabiliyorsunuzdur diye umuyorum. Kekin ortasını oyduktan sonra hazırlamış olduğumuz kremadan 2 kaşık aldım ve pastanın tabanına yayıyorum. Şimdi köstebek pastanın olmazsa olmazı muzlarını yerleştirmeye geldi sıra. 4,5 tane muz kullandım ben. Ortalama 4-5 tane muz alacaktır pasta. Muzları yerleştirdikten sonra bu şekilde uçta kalan muzu da kestim. Onu da kenara koyuyorum ve buraya da bir yarım ekledikten sonra artık tamam sayılır. Şimdi kalan kremayı muzların üzerinden ekliyorum ve köstebek pastanın kubbe şeklini vermeye başlıyoruz. Görüntü olarak kümbet pastaya da benzeyen ama ondan çok daha kolay olan bir pasta tarifi hazırlamış oluyoruz bu büyük köstebek pasta tarifi ile. Eğer isterseniz köstebek pastayı porsiyonluk olarak da hazırlayabilirsiniz tabii ki ama o çok uğraştırdığı için ben bu şekilde en pratik köstebek pasta tarifini sizler için hazırlamak istedim. Kremanın şeklini verdikten sonra şimdi ayırmış olduğumuz keklerden bir kısmını robotun içerisine alıyorum ve robottan geçireceğim. Hepsini çekmeyin. Hepsini çekerseniz çok fazla olacaktır. Bir kısmını normal yemek için ayırdım ben. Az bir kısmını da robottan çektim ve şimdi köstebek pastanın üzerine süslüyorum kek kırıntılarıyla. Eğer tarifimi buraya kadar izlediyseniz, yorumlara çiçek emojisi bırakırsanız çok sevinirim. Köstebek pastayı hazırlamayı tamamladık artık. Şimdi servis etmeden önce birkaç saat buzdolabında dinlendireceğim ki krem şanti kendine gelsin istediğim için.
Buzdolabında dinlenen köstebek pastanın üzerini güzelce süsledikten sonra artık servise hazır. Eğer köstebek pasta nasıl yapılır diyorsanız, kolay pratik köstebek pasta tarifi arıyorsanız, hazırlayabileceğiniz en kolay köstebek pasta tarifini hazırlamış olduk sizlerle. Tek seferde hazırlayıp afiyetle yiyebileceğiniz en kolay pasta tariflerinden bir tanesi. Özellikle muzlu pasta tariflerini seviyorsanız, bu kakaolu kek ve muzun uyumunun muhteşem olduğu köstebek pasta tarifini mutlaka denemelisiniz diyorum. Kıvamını, dokusunu, yumuşaklığını görüyorsunuz. Gerçekten çok güzel bir pasta tarifi oldu. Büyük küçük herkesin sevdiği bu köstebek pasta tarifini denerseniz, denedikten sonraki yorumlarınızı mutlaka aşağıda bekliyorum. Deneyecek herkese şimdiden afiyet olsun diyorum. Yeni tariflerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.